Gündemde üst sırada beni Benitez üzerinde konuşmalar şöyleydi. Yani Benitez'de %90 anlaşıldı. Hayır hiç listede beni tez yok. Çok uç Hı -hı. fikirler vardı bu konuda. Lucien de öyle değil. Birçok kişiye göre olabilecek bir transfer. Lucien Favre hoca. Dortmund'da yaptıkları ortada. Önemli bir kariyer var ama 3 hani, yılda bir şampiyon olan bir hocadan da bahsetmiyoruz. Son şampiyonluğunu 15 yıl önce almış bir teknik adamdan bahsediyoruz. E, Avusturya liginde. E, ama Fransa'da da önemli işler yaptı bir ekol hocası. E, Fenerbahçe de bu sezona şöyle giriyor. Bu sezon mutlaka şampiyon olmalıyız. Başka bir alternatif yok. Şimdi bu cümle ve Lucien Favre birleştirdiğimizde nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şimdi e, tabii görev yaptığınız lig ve takım çok önemli. Bazen belki de kariyerinde hiç şampiyonluk olmayan bir hocayı bile ben kendi açımdan çok başarılı görebilirim. Tabii benim için belki her ne kadar şampiyonluk çok önemli olsa bile oyun anlayışı, oyun felsefesi hepsinin önünde geliyor. Kaldı ki Almanya'da görev yapıyorsanız eğer Bayern Münih'te değilseniz şampiyon olma ihtimaliniz çok yüksek değil. Keza Fransa'ya gittiğimizde de son senelerde Paris Saint Germain domine etmeye başladı. O yüzden ben hocayı şampiyonlukla değil oyun felsefesiyle değerlendiriyorum. Kaldı ki Fenerbahçe'ye uygun olabileceğini düşündüğüm hocalardan bir tanesi. Ya, oyun felsefesi nedir? Böyle birkaç kelimeyle anlatabilirsem. Ali Koç da Emre Belözoğlu da aynı şeyi söyledi. Oyuna hükmetmeyi e, istiyor Fenerbahçe. Topa sahip olmayı istiyor. Bu o, onun oyun anlayışında var. E, taba, tabi topa sahip olduğu zaman mümkün olduğunca öne oyunu, dikine oyunu yani en kısa zamanda rakip kaleye gitmeyi hedefliyor. E, favre. E, bu Fenerbahçe'nin oyun anlayışına uygun. Kaldı ki günümüz futbolunu çağdaş bir hoca olduğu için de en doğru bir şekilde yorumlayan hocalardan bir tanesi. Top kaybedildiği zaman e, oyunu ikinci bölgede karşıl karşılayan değil kaybedildiği yerde kazanmayı hedefleyen bir yapısı da var. Bunların hepsini topladığımızda hem Türkiye'de şampiyonluğa sizi taşıyacak Oyunun tarifini yapmış oluyoruz. Hem de bütün Fenerbahçelilerin çok keyif alacakları, zevk alacakları bir oyun anlayışı ortaya çıkıyor. Geçmişte Fenerbahçe için işte yıldız oyuncularla şampiyon olmayı hedefleyen bir tabiri biz çok sık kullanırdık. Hocanın da bence bu yönleri de kesinlikle ön planda yani her futbolcuya saygıyla yaklaşıyor olması, iyi bir iletişim kuruyor olması, onun yıldız denilebilecek futbolcularla da çok rahat bir şekilde çalışabildiğini geçmişte ortaya koydu. Yani çok birkaç basit cümleyle bence Fenerbahçe'ye uygun bir hoca olduğunu, öyle bir anlayışı olduğunu ben bu açıklamalarda net bir şekilde görüyorum. Ahmet Hocam önemli detaylar verdi. Lucien Favre Kariyerine, tarzına, oyun kimliğine, mantalitesine hiç kimsenin itiraz etmediği bir isim. Ama bizde enteresan bir iklimiz. Nasıl olacak? Örtüşür. Belki de Lucien Favre gelecek. Burada muazzam işler yapıp tarihe geçecek. Evet. Ya da 15. hafta sorgulanacak. Şimdi başkan tabii belli kriterler ortaya koydu. İşte şampiyonluk yaşamış bir hoca olsun vesaire gibi... Şimdi şöyle de söyleyebiliriz. Sergen Yalçın da şampiyonluk yaşamamıştı hoca olarak. Okan Buruk da yaşamamıştı hoca olarak diyorum. Bak onlar da Türkiye'de şampiyonluk kazandılar. Ee, öyle bakmamak lazım olaya diye düşündüğüm için söylüyorum. Ama e, Ali Koç'un e, bu tür e, açıklamalarının arkasındaki okumaları iyi yaparsanız doğru isme doğru gidiyorsunuz aslında. Yani... Erol Bulut'ta da benzer bir şey vardı. İşte yaş söyledi, işte teknik e, kapasitesini söyledi, koşan vesaire gibi. Yani böyle bazı şeyler söylüyor. Şimdi e, Lucien Favre nasıl bir teknik adam? Ben birkaç tane e, not almıştım. O notlardan e, söyleyeyim. Bir kere e, hocamın da söylediği gibi topa sahip olmayı seven bir teknik. Teknik adam yani topun kendisinde kalmasını isteyen Tabii bunun için topu kazanmanız lazım kolay kaybetmemeniz lazım gibi bir takım e, olaylar var Hucum yapmayı da seven bir e, hoca Hucum zaten en fazla da Fenerbahçe'nin arzuladığı yani e, birinci bölgesinde ikinci bölgesinde oyunu kabul eden değil rakibe oyununu kabul ettiren bir teknik adam özelliği e, benimsemek istiyor. Gençlere güvenen bir teknik adam o nokta önemli ama diyeceksiniz ki yani burada gençler var mı? O ayrı bir konu ama gençlere güveniyor. Kapalı savunmalara karşı 3-4 tane set hücumu olan bir hoca bu açıdan önemli. Yani çeşitli setleri var kapalı savunmayı açmak için. Ve belki de Fenerbahçe için en cazip gelen taraflarından bir tanesi şu... 10 numaralı oyunu seviyor. Yani 4-2-3-1'de 10 numaralı oyunu seviyor. Şimdi bazı hocalar artık 10 numaralı oyunu sevmiyorlar. Yani 10 numaralı oyunu sev Şöyle baktım ben Dortmund'da kimler vardı diye şöyle bir hafızamı tazeledim. Götse, Kagawa, Hakimi ve e, Sergi Gomez. Yani 4 tane 10 numaralı bir yapıyla e, oynamış 2018-2019'da. Dolayısıyla onu seven bir e, teknik adam ve hızlı ve teknik oyuncuları da çok seviyor. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman Fenerbahçe ile çok iyi örtüşüyormuş gibi görünüyor. Yani Fenerbahçe'nin hedefleri ve düşünceleriyle Favre örtüşüyor gibi. Kaldı ki hocamın da söylediği gibi yani Almanya'da teknik adamlık yapmış bir kişinin işte orada Hertha Berlin'i, Borussia Mönchengladbach'ı, Dortmund'u olan bir hocanın belli bir disiplin içerisinde takımını organize edeceğini de normal karşılayabiliriz. Bütün bu anlatımlardan hani Favre isminin Fenerbahçe için iyi bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki daha önce gündeme gelen Benitez ismi, işte Bielsa ismi. Yalnız burada en önemli nokta şu, hocaların isteyeceği bütçeler. Mesela onlar 5-5,5 milyon eurolar istiyorlar yıllık, 2 yıllık sözleşme artı iyi bir bütçeyle transfere girmek istiyorlar. Benim öğrenebildiğim kadarıyla da bir 15 milyon, 15-20 milyon euroluk bir bütçeyle ben bu taşın altına elimi koyarım dediğini Favre'nin. Dolayısıyla bu da çok sıcak geldiğini söylüyorlar. Şimdi mesela geldi, ben 50 milyon euroluk bir paket lazım bana. O paket yok yani. Yani o paketi deniz aldı götürdü. Yani, yani öyle bir durum söz konusu. Onun için de burada yani Favre ismi mantık olarak oyun felsefesi olarak, e, istekleri olarak baktığımızda uygun gibi görünüyor. Ama olur mu olmaz mı dersen ben anladığım kadarıyla Ahmet Selim Kul'un sözlerinden de çıkartabildiğim kadarıyla e, bu konuda araştırmalar devam ediyor. Yani bir, bir, bir takım araştırmalar yapılıyor. Masaya 3-4 hoca getirilecek. Favre olursa Favre gerçekten de Lucien Favre uygun bir isim olarak karşımıza çıkıyor öyle söyleyebilirim. Yabancı bir teknik adam olacak, bu kesin, kesin. O kesin. Yani Türkiye'de çünkü öyle bir seçenek kalmadı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Hani Okan Buruk olur mu diyenler var. Bir açıdan baktığımda yani bir Okan Buruk ismine takılanlar var. Diğer hocalarının çok önemli çok önemli bir bölümünü deneyimledi. Fenerbahçe. Abdullah Hoca'yı denemeyi düşünüyorlardı sezon başında. O olmadı. Trabzonspor'a zaten gittiği için olması ihtimali yok. Geriye bir de İsmail Hoca kalıyor. Yani hani deneyimlenmemiş ya da deneyimlenmiş ama iyi sonuç alınmış bir hoca olarak yeniden deneyimlenebilir diye düşünülen bir İsmail Hoca var. Onun dışında hani Ersun Yanal iki kez deneyimlendi. Aykut Hoca görevde. Ee, işte söylediğim gibi e, Abdullah Avcı görevde yani çok seçenek yok. Emre Belezoğlu'yla da vedalaştığına göre artık yeni bir yerli hoca seçeneği bana göre bir müddet rafa kalkmış gibi görünüyor. Ya teknik adam